Hobi Melek kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle balıklarda yumurta verimliliğini nasıl arttırırız, yavru verimliliğini nasıl arttırırız, nasıl damızlık balıklarımızı daha çok yumurta vermeye, daha çok yavru vermeye teşvik ederiz. Bu konular üzerinde bildiklerimi anlatacağım. Videoya geçmeden önce bir isteğim olacak arkadaşlar. Yani video analizlerine baktığımda %60, %65 oranında abone olmayan kullanıcılar izliyor. Arkadaşlar, bizleri teşvik etmek, yani bizleri daha çok içerik üretmeye teşvik etmek, daha çok bu konulardan bahsetmeye teşvik etmek sadece abone olmaktan geçiyor. Sizin için ücretsiz olan aboneliği lütfen videoya geçmeden önce abone ol butonuna tıklarsanız çok çok sevinirim. Tabii ki bizim de motivasyon kaynağımız bizi daha fazla takip edenler, bize yorumlarıyla daha çok katkıda bulunanlar. Arkadaşlar, videolar hakkında yorumlarınızı da yorumlar kısmında belirtirseniz, videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, beğenmiyorsanız da dislike butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi selamlıyorum. Hadi videoya geçelim, konumuzu anlatalım. Evet arkadaşlar, tekrardan karşınızdayım. Şu an bu videoyu izlediğinize göre ya evinizde balık besliyorsunuz ya beslemeyi düşünüyorsunuz. Ve bu beslediğiniz balıkları üretmeyi düşünüyorsunuz demektir. Hepimiz beslediğimiz balıkların üremesini, çoğalmasını, yani doğal ortamlarındaki hareket etmelerini tabii ki de isteriz. Arkadaşlar, birkaç yöntemimiz var bunları yani yapabilmemiz için, balıklarımızın evde üretebilmemiz için, daha rahat üretebilmemiz için birkaç yöntemimiz var. Sizlere birazdan bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani nasıl daha fazla yavru alırız, nasıl yavru verimliliğimizi arttırırız, damızlıklarımızı üremeye nasıl teşvik ederiz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. Arkadaşlar, öncelikli olarak, yani birinci olarak damızlık seçimimiz çok çok önemli arkadaşlar. Yani daha fazla yavru almak istiyorsak damızlıklarımız da bir o kadar sağlıklı, bir o kadar türlerinin özelliklerini taşıyor olması gerekir. Bundaki, yani damızlık seçimindeki birinci hedefimiz şu şekilde olacak arkadaşlar. Kimi balıklar daha ufak boylarda, yani daha henüz yavruyken üreme aşamasına girebilirler. Yani üreme faaliyetlerini gösterebilirler. Fakat bu balıkların bizim için, yani üretmek amacıyla damızlık oldukları anlamına gelmez. Bu balıklar sadece küçük kalmış olabilir, iyi gelişememiş olabilir arkadaşlar. Bu balıklar bizim için uygun damızlık adayları değillerdir. Bizim damızlık adaylarımız olabildiğince iri, fakat bu irilikten kastım, yaşlılıktan kastetmiyorum arkadaşlar. Genç ama yaşıtlarına göre iri olan balıklarımızdır arkadaşlar. Yani öncelikli olarak damızlık seçiminde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer melek balığı besliyorsak ve melek balığı gibi sadece tek eşli balıklardan besliyorsak arkadaşlar ve bunları üretmeyi düşünüyorsak, onlar için uygun bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Ciklet türleri için onlardan da bahsedeceğim. Onlar için de uygun bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Yani balıklar uygun ortamı bulduklarında üreme eğilimine geçeceklerdir. Yani birinci önceliğimiz damızlık seçimimiz. Eğer damızlık balıklarımızı kendimiz yetiştirirsek bu daha da iyi olur arkadaşlar. Yani ben üretimhaneme hizmet edecek, bundan sonra verim almayı düşündüğüm damızlıklarımı burada kendim yetiştiriyorum arkadaşlar. Yemlemelerine, diyetlerine dikkat ederek, gelişimlerini gözlemleyerek onları yetiştirmeye çalışıyorum. Yani kendimiz yetiştirirsek çok çok iyi olur. Peki, iyi bir damızlık bulduk, iyi bir çift elde ettik ya da iyi bir koloni kurduk malevi balıkları içinde dersek, daha sonra ikinci aşamamız onlar için uygun bir ortam oluşturmak. Yani balıklar hangi ortamı seviyor, hangi ortamlarda daha iyi ürüyorlar, bunları birazcık araştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi melek balıkları çift olarak besleniyorlar. Yani yanlarında ikinci, üçüncü balık olmaması bu balıklarda yumurta verimliliğini arttıracaktır arkadaşlar. Çünkü çiftler birlikte gezmeyi seviyorlar ve üreme dönemlerinde aşırı agresif oluyorlar. Eğer yanlarında farklı bir balık olursa yumurtaları yeme eğilimine gidebilirler arkadaşlar. Bu da bizim yumurta verimliliğimizi düşürecektir. Ama eğer malevi türleri gibi balıklar besliyorsak, benim de burada yunuslarım var, bunlarda da arkadaşlar koloni halinde beslenen balıklar bunlarda. Bu balıklarda da dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, işte bir erkeğe 4 dişi 5 dişi balığına göre
Hatta bir erkeğe 10 dişi bile olabilir arkadaşlar. Bunları iyi araştırmamız gerekiyor. Yani kolonimizi sağlam olarak kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu söyleyeceğim olay malevilerde de geçerlidir. Balıklarımız ne kadar iri olursa o kadar fazla yumurta alacağız demektir arkadaşlar. İkinci ve benim için daha en önemli olan konu da arkadaşlar, bildiğiniz gibi balıkların üreme dönemleri var. Diğer bütün hayvanlarda olduğu gibi balıklarımızın da belirli bir üreme dönemleri var arkadaşlar. Bu üreme dönemleri nedir diyecek olursak, genellikle bahar ve yaz ayları arkadaşlar. İlkbahar ve yaz aylarında üreme dönemlerine giriyorlar. Peki balıklarımız üreme dönemlerine girdiklerini, geldiklerini nasıl biliyorlar? Yani neye göre üreme dönemlerine geldiklerini biliyorlar ve neye göre üreyeceklerini anlıyorlar arkadaşlar. Tabii ki de doğada herhangi bir, yani hayvanların bilebileceği bir takvim, herhangi bir şey olmadığı için suların ısısı birinci önceliğimiz, suların ısısı ikinci önceliğimizde güneşi takip ediyorlar arkadaşlar. Yani gün saatleri uzamaya başladığında anlıyorlar ki üreme dönemine girmemiz gerekiyor. Üreme zamanımız geldi. Artı baharın arkadaşlar kar sularının erimesiyle yağmurların, bahar yağmurlarının başlamasıyla bulundukları sulara taze sular katılmaya başlıyor. Ve taze suyu gördüklerinde, günler uzamaya başladığında anlıyorlar ki üremeleri gerekiyor. Biz de akvaryum ortamlarımızda doğanın, yani birebir olmasa da simülasyonunu yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar genellikle. Doğanın simülasyonunu yaparken ne yapmamız gerekiyor? Buradan anlayacağımız kadarıyla arkadaşlar, aydınlatmamızı, yani günde en az 9 saat olacak şekilde açıyoruz arkadaşlar. Yani bir gün simülasyonu yapıyoruz. Sabahtan akşama kadar 9 saat, 10 saat olacak şekilde aydınlatmamızı arttırıyoruz arkadaşlar. Bunu kış ayları için söylüyorum. Yani kış ayları ve günlerin kısa olduğu bölgeler olarak söylüyorum arkadaşlar. Aydınlatmamızı, yani en az 9 saat, 10 saat, 12 saate kadar aydınlatmamızı çıkartıyoruz arkadaşlar gün içerisinde. Ve balıklar anlıyorlar ki günler uzamaya başladı. Bunu daha sonra 14 saat, 16 saate kadar çıkaracağız. Kademeli olarak anlıyorlar ki balıklarımız üreme dönemlerine yaklaşıyorlar. Bu sırada ne yapıyoruz arkadaşlar? Su değişiminde sıklaştırıyoruz. Su değişiminde sıklaştırmamızla birlikte balıklarımız diyorlar ki evet, artık yağmurlar da gelmeye başladı. Benim üremem gerekiyor. Artık üreme dönemine girmem gerekiyor diyorlar. Yani onlara birebir mevsimleri taklit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Benim uyguladığım taktik bu. Hem gün simülasyonu yaparak hem de yağmurları taklit ederek, yani taze su değişimleriyle onları üremeye teşvik ediyorum arkadaşlar. Yani balıklarımızın stresten uzakta olması da üremeye etken diğer bir etken arkadaşlar. Stresten uzak olması derken, yani eğer balıklarımızı üretmek istiyorsak akvaryumlarımızı sakin, yani sürekli mesela salonda eğer ikamet ediyorsak, sürekli salonda bulunuyorsak arkadaşlar, salonun giriş çıkış kapısına birazcık daha uzak, çok fazla girişin çıkışın yapılmadığı daha sakin bölgelere akvaryumumuzu kurmamız balıklarımız açısından da daha az stres yaratacaktır. Stresli olmayan balığımız da daha fazla üreme eğilimine girecektir. Yani kendisini daha fazla doğal ortamında hissedecektir arkadaşlar. Üçüncü olarak söyleyeceğim konu su sıcaklıkları. Yani su sıcaklıklarında yaz aylarında olduğu gibi, tabii ki balığımızın cinsine göre hangi su sıcaklığını seviyorsa balığımız, ona da dikkat ederek su sıcaklıklarımız da arkadaşlar, yani 28 derece, ben melek balıkları için söyleyeyim, 28 derece, 29 derecelerde tuttuğumuz sürece balıklarımız yine üreme eğiliminde olacaklardır. Bu arada engelliler günde size tanıtmış olduğum dişim tüpçük çıkardı ve bir erkekle birlikte geziyordu arkadaşlar. Erkek şu an benden korktuğu için fayansın arkasına saklanmış. Siyah marble. Erkeği de siyah marble arkadaşlar. İnşallah bu balıklarımız da çiftleşecekler. Onlardan da yavru almış olacağız. Yani dediğim gibi şimdi
Dördüncü etkene geleceğim arkadaşlar. Bu etkende de beslenme, yani balıklarımızın diyetlerine çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim uyguladığım diyet programı şöyle arkadaşlar. Ben sabahları protein yüklemesi yapıyorum balıklarıma. Yani sabahları protein ağırlıklı bir beslenme. Öğleden sonraları da, akşam demiyorum, öğleden sonraları da. Bu kimileri için akşam olabilir. Dediğim gibi yine salonda ya da oturma odasında bir akvaryumunuz varsa yatmadan işte 2-3 saat önce yemlememizi yapmamızı öneririm arkadaşlar. Akşam yemlememizde de bitkisel ağırlıklı yemleme verebiliriz. Yemlemede dikkat etmemiz gereken diğer bir olaysa arkadaşlar, mutlaka ama mutlaka haftada 1-2 gün canlı yem vermemiz gerekiyor balıklarımıza. Canlı yem balıklarımızı daha çok besliyor. Daha çok onları üremeye teşvik ediyor. Afrodizyak etkisi yaratıyor diyebilirim sizlere. O yüzden balıklarımıza canlı yemde mutlaka takviye etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlar kısmında siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Yok sen şu konuyu yanlış biliyorsun, aslında öyle değil diyebilirsiniz. Ben bunları %100 doğru olarak anlatmadım arkadaşlar. Sadece kendi uyguladığım teknikler olarak anlattım. Ben bu teknikleri uyguluyorum. Siz farklı teknikleri de uygulayabilirsiniz. Tabii her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Fakat benim gözlemlediğim, ben daha önce ciklet üretimi yapmıştım. Yunus üretimi yapmıştım. Ondan da bahsetmiştim. Arkadaşlar, beni başından beri takip eden arkadaşlar varsa, kanalımın kurulduğundan beri takip eden arkadaşlar varsa, kayıpsız, ziyansız, gayet iyi bir şekilde balıklarımı götürüyorum. Ve uyguladığım yöntemleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videonun başında hatırlattığım gibi arkadaşlar, lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız videolarımı daha iyi takip edebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı olabilir.